Herkese selamlar. Bugün çevre mühendisliği bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için daha uygun, kimler tercih etmeli ve bu bölümü tercih ettiğinizde sizi nasıl bir kariyer yönetimi bekliyor olabilir? Biraz bunlar üzerine soru cevap yapıyor olacağız. Ama ilk olarak şunu söylemek gerekiyor arkadaşlar. Bizim buradaki önceliğimiz klasik kariyer yollarını konuşmak değil. Yani siz zaten onları muhtemelen pek çok yerde okudunuz, gördünüz vesaire. Nedir bunlar? İşte atık yönetimi tarafında çalışabilirsiniz. Bunun haricinde iş güvenliği taraflarında yer alabileceğiniz noktalar var. Bunun akabinde yine sürdürülebilirlik son yıllarda çok ön plana çıkıyor giderek. Buralarda yer alabilirsiniz. Danışmanlık şirketlerinde çalışabilirsiniz ya da işte kendiniz bu iş yaparsınız vesaire. Bu gibi imkanlar zaten var. Peki hocam öyleyse biz ne konuşacağız? Biz arkadaşlar burada kişiselleştirilmiş kariyer yönetimi konuşacağız. Sizin kendinize ait yani kendi markanızı, kendi isim markanızı kurabileceğiniz yapıları konuşmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. İlk olarak bununla başlayalım. Bölümü niye tercih edeceksiniz? Yani sadece puanınız buraya yettiği için tercih yapıyorsanız bence yapmayın arkadaşlar. Bunu sadece çevre mühendisliği için söylemiyorum. Tıp kazandıysaydınız ve tıpı böyle tercih etseydiniz tıpı da bu mantıkla seçmeyin derdim. Çünkü arkadaşlar okuduğunuz bölümü içselleştirmediğinizde bunun ne işe yaradığını tam olarak anlayamadığınızda maalesef hayat boyunca bunun izlerini işe alacaksınız. Çevre mühendisliğiyle ilgili ya da ilgisiz ne iş yapıyorsunuz yapın. Bir şunu da söyleyeyim. İşin %50'si muhtemelen yani yarı yarıya söylüyorum bunu. Okuduğunuz bölümün dışında bir iş yapacaksınız. Satışçı, pazarlamacı, işte dijital taraflar ne olursa. Ama %50 ihtimal kendi işiniz yapacaksınız. Bölümünüzle ilgili %50 başka şeyler yapacaksınız. Dolayısıyla buradaki maksat bölümle ilgili iş yapma zorunluluğu değil. Ama önemli olan bir karar alırken onun altının dolu olması. Bu hayatta her şey için bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani aldığınız kararlarda özellikle sizin bir karar vermeniz gerektiren durumlarda onun mutlaka altı dolu olmalı. Bir gerekçesi olmalı. Ki böylece yarın bir gün o karardan vazgeçtiğinizde ya da o kararı yanlış bulduğunuzda yine de ben böyle düşündüm ve bu doğru buydu deyip ilerleyebilirsiniz. Diğer türlü hayat boyu keşkeler işte ya şöyle yapmasaydımlar sizin peşinizi bırakmayacak. Bu çok ciddi arkadaşlar mental sorun yaratır mental problem yaratır uzun vadede. Dolayısıyla bu bölümü tercih edecek arkadaşların gerçekten çevre mühendisliğini, bu dünyanın dinamiklerini bilen, az çok bilen diyelim. Tabii ki 17-18 yaşlarda bunları tamamen hakim olmanız beklenemez sizden. Ama en azından belli seviyede bilip daha bilinçli karar almanız bence çok kıymetli. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu anda teknoloji zaten bütün meslekleri şekillendiriyor. 5 yılda bir, 10 yılda bir her mesleğin başka bir boyuta evrildiğini görüyoruz. Dolayısıyla zaten size öğretilenlerin çok dışında işler yapacaksınız. Bölümle ilgili olsa bile. Dolayısıyla sizden şu beklenecek. Her yıl kendini yenile. Sürekli öğrenme. Mesela geçenlerde OECD'nin bir raporu vardı. Kerem Asli var. İşte 10 yıl içinde hangi yetkinlikler daha ön plana çıkacak. Ve orada ilk sırada şu var. Sürekli ve aktif öğrenme. Niye OECD buna vurgu yapıyor? Çünkü biliyor ki şu anki bilgiler seneye çöp. 2023'te üretilenler 2024'ten itibaren çoğu geçersiz. Dolayısıyla sizin sürekli olarak öğrenme iştahınızın olması lazım. Ve bu da nerede olur? Sizi motive eden bir yerlerde olur. Bu çevre mühendisliği ise okey. Hiç sıkıntı değil. Tek tercih yapın. Çevre mühendisliği yazın arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Eğer buraya bir tutku duyuyorsanız. Bunun için de söyleyeyim. Genelde sıkıntı şurada. Bunu 20 günlük bir tercih süreci bırakmak çok çok yanlış. Yani insanlar aldıkları sıralamaya göre, puana göre 20 gün içinde karar verip bunu karar almaları hiç mantıklı değil. Dolayısıyla umuyorum ki bunu tercih döneminde değil daha önce izliyorsunuzdur. Çünkü bu sayede kendi zihninizde karar alma döneminizi biraz daha uzatabilirsiniz. Yine de tercih döneminde de izliyorsanız ve diyorsanız ki ben bu böyle bir kendime ait diyorum. Buradaki dersler en çok heyecan duyduğum dersler. O zaman sıkıntı yok. Çünkü arkadaşlar şunu da söyleyeyim son olarak her sene her ay kendinizi güncellemeniz gerekiyor. Eskiden neydi? Buna hiç gerek yoktu. Bir mesleğe giriyordun memurla ya da başka bir şeye. 30 sene, 35 sene o işi yapabiliyordun. Şu anda öyle bir şey imkanı yok. Demek memurluğu azaldı. Memur olan insan sayısı az. Dolayısıyla o dünyaya girmek de o kadar kolay değil. Giren insanlar da ister maaşlarından vesaire mutlu olamıyorlar. Çünkü enflasyon ortamı o sistem sana her zaman hak vermeyecek. E, dolayısıyla ne oluyor? Bizim dijital dünyadan iş gerekiyor. Her bölümde. Bunu nasıl yapabileceğimizi birazdan değineceğiz dördüncü soruda. Peki, ikinci sorumuz neden bu üniversite? Şimdi arkadaşlar burada iki tane gerekçe var aslında. Birincisi puanınız daha yüksektir belki ama bu şehirde kalmak istiyorsunuzdur. Belki aileniz buradadır ya, baş ya da başka gerekçeler vesaire. Bu sebeple tercih edebilirsiniz. İkinci olarak da puanınız tam buraya yakındır. 3 aşağı 5 yukarı. Bunun için de başka bir şehirden gelmeyi düşünebilirsiniz. Bence ikisi içinde iyi bir tercih, iyi bir üniversite ve bölüm ikilisi olduğunu düşünüyorum. Bu başarı sıralaması ölçeğinde bence sizi besleyecek ve bir tık yukarı çıkartacak bir bölüm ve üniversite yapısı olacaktır arkadaşlar. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bence bariz bir eksisi yok. Bunu da şöyle söyleyeyim. Bu başarı sıralaması ölçeğine söylüyorum bunu. Ee, İlla ki bulunabilir. Bilmediğim için yok diyebiliyorum şu aşamada. Benim için yok ya da benim gördüklerim için de yok. Ama sizlerin gördüğü, bildiği, duyduğu varsa bize elbette yorum kısmından iletebilirsiniz. Bu şekilde biz de öğrenmiş oluruz. Artı olarak bence arkadaşlar akademik kadrosu ve bu derslerin işlenme biçimleri, derslerin en azından isimleri diyeyim. Güzel, sizi besleyen ve geleceği hazırlayan, en azından o gelecek yolunda bilgi birikiminizi hazırlayan bir yöntem bir dört yıl size sunacaktır. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Bunlar arkadaşlar yine tıpkı uzmanlık alanında olduğu gibi sizin sadece yüzde elliniz olabilir. Üniversitedeki bilgiler. En fazla 55 olsun. Yani kalan yüzde 45'i senin kendi birikiminle alman lazım. Yoksa sen kendini okumalar yapmıyorsan, kendini yetiştirmiyorsan çevre mühendisliği tarafında okulun seni biriktirebileceği nokta en fazla %55. Dolayısıyla aslında evet üniversite önemli ve değerli işte vize finali bunlara girmek lazım ama çok da arkadaşlar yani hayatınızın merkezinde olmasına gerek yok üniversitenin. Diyeceksiniz ki ya abi öyleyse niye okuyoruz yani bu üniversiteyi ya da bölümü? Arkadaşlar zaten artık çoğu insan görüyorsunuzdur yani üniversitenin anlamsızlığını konuşuyor ben hala anlamlı buluyorum fakat uzmanlık işin değil. Yani bence üniversite sosyal açıdan değerli. Bambaşka insanları tanımak, bambaşka dünyaları görmek çok değerli ve güzel. Çünkü lise, ortaokul, ilkokul buralarda hep senin gibi insanlar bir aradasın. Yani senin maddi durumuna yakın az çok. işte senin düşüncene yakın. Çünkü aynı mahalledesin ya da aynı semttesin. iyi kötü beraber bir düşün düşünceye sahipsin. Ama üniversitede böyle değil. Bambaşka dünyadan insanları görüyorsun. Hatta bazen yurt dışından insanlar görüyorsun. Erasmus'a gidiyorsun, geliyorsun. Yani anladın mı? Bambaşka kafalara görüyorsun. Buna ihtiyaç var. Dolayısıyla esprisi burası bu. Peki bu bölümü bitirdiğinde ben hangi iş imkanlarını elde edebilirim? Burada arkadaşlar zaten klasik yöntemlerden bahsettik. Fakat bunların haricinde de başka imkanları düşünmek gerekiyor. Ve bunun da en iyi yolu dijital dünya. Mutlaka burada arkadaşlar dijitali merkeze almak gerekiyor. Dijitalden kastım aslında benim daha çok YouTube. Niye? Çünkü İngilizce ya da diğer dilleri kullanıp burada fark yaratabilirsiniz arkadaşlar. Şu demek istiyorum. Mesela şu anda Amerika'da çok fazla insan e-posta bültenlerinden para kazanıyor. E-posta bülteni yaparak. Sizler de bunu Türkiye'deki ya da dünyanın diğer bölgelerindeki insanlara ulaştırabilirsiniz. Nasıl yani? Biraz daha açalım hocam bunu. Şöyle. Şimdi biz bu kayda başlayalı 15-20 dakika oldu. Ve bu 15-20 dakika içerisinde Çevre mühendisliği ile ilgili neredeyse her alanda arkadaşlar terabaytlarca veri üretildi. Ama kimsenin oturup bu bilgileri tek tek araştıracak hali yok. Ama birileri bu bilgileri sınıflandırıp insanlara daha yalın halde, sade halde satabilir. İşte siz o kişi olacaksınız arkadaşlar. Çevre mühendisliği ile direkt ya da dolaylı yoldan etkili bütün konuları, gelişmeleri araştırıp inceleyerek bunları sınıflandıracaksınız ve insanlara bunu e-posta bülteni haline sunacaksınız. YouTube yayınlarında bunların yarısı olacak. Mesela her hafta 6 tane gelişme yazdınız. Bunu yarısını anlatırsınız insanlara 3 madde halinde. Dersiniz ki kalan 3 maddeyi de işte şuradaki linkten satın alabilirsiniz görmek için. Ha bu bir günde karşılık vermeyecek. Bugün mesela günlerden ne? 2 Şubat. Bu 3 Şubat'ta size sonuç vermeyecek. 3 Mart'ta sonuç vermeyecek 2023'te. 3 Haziran 2023'te sonuç vermeyecek. E hocam ne zaman sonuç alacağız? 2 Şubat 2024'te. 2 Şubat 2025'te alacaksın. 26'da alacaksın. E o kadar sabredebilir miyiz? Etmek zorundayız arkadaşlar. Yani çünkü şu anda dijital dünya bizim önümüze açabilecek tek yer. Şu anki iş dünyası, mevcut iş dünyası size özellikle özel sektör birisi olarak söylüyorum bunu. Sizin gelişiminizi çok çabuk hızlandırmaz. Ya da size hak ettiğinizin çok çok fazlasını vermez hiç anlam veremediğiniz, hiç anlayamayacağınız, düşünemeyeceğiniz fırsatlara ses sunmaz. Çünkü oradaki beklentiler ve karşılıklar bellidir. Sana der ki benim için şu kadar birim iş yap, karşında şu kadar birim maaş al. Oradaki olay budur. İşine geldiği sürece çalışırsın, işine gelmeden ne çıkarsın. Ama YouTube'da böyle değil. YouTube'da 3 sene boyunca yayın yap. Sonraki o sene boyunca o videoyu izlerken para kazan. Dünyanın bambaşka yerindeki insan seni izlesin. Sana bir teklifte bulunsun. Bunun üzerine para kazan. Bunlar mükemmel satar arkadaşlar. Ama bunun için zaman gerekiyor. Sabır gerekiyor. Ve bu zaman yine başka bir başka konuşuyor oluyor. İki tane soru geliyor karşımıza. Hocam tamam da beni Amerika'daki birisi niye izlesin? Yani Hindistan'daki birisi benim e-posta bültenlerimi niye takip etsin? İkincisi de hocam benim İngilizcem iyi değil. Bunları hazırlayamam. Arkadaşlar ikisi için de yanıtımız var. Birincisi Zaten global ekonomi böyle bir şey. Zaten bu Amerika, bu Japonya, bu Avrupa, Batı Avrupa, bu global ekonomiyi hayatımıza koyarken, hayatımızın merkezine alırken dedik ki siz dünyanın her tarafına iş yapın. Maksat buydu zaten. Çünkü yeni dünya düzeninde buna ihtiyaç var. Eski dünya düzeninde az önce bahsettiğimiz konu lazımdı. Oraya da ait insanlar lazımdı. Sabah geleceksin, çalışacaksın ve gideceksin. Hedefler, işte beklentiler vesaire. Şu an bu profile ihtiyaç yok. Çünkü bu profil zaten var. Şu an sistemin beklentisi kreatif iş sahipleri. Podcasterlar, youtuberlar, şey efendime söyleyeyim freelancerlar, digital nomadlar, dijital göçebeler. Bunlara ihtiyaç duyuyor sistem. Çünkü kreatif insanlara ihtiyaç var. Özellikle bu teknoloji dünyasının gelişmesi ve daha farklı boyutlara gelmesi için bunlara ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla burada yaptığımız çalışmaların karşılığı olacak. Ha, İngilizce bilme kısmına da gelecek olursak Arkadaşlar ilk başta transit yaparsınız. Yani Türkçe video yaptınız tamam mı? Bu şekilde benim anlattığım gibi anlattığınız videoyu. Türkçe yapın. Alt yazı olarak da böyle chat papir İngilizce yazın. Transit çevresini alın kopyalayın direkt. Zaten zamanla video izlendikçe motivasyonunuz artacak. Şimdi dil kursuna gideceksiniz, destek alacaksınız vesaire. Bir şekilde yoluna girecek. Yeter ki o yola çıkın. O yolda bir ilerleyin bakalım. Zaten yol sizi bir yere götürecek iyi ya da kötü. Ha, orada da şey bence çok takılmayın. Yani bunu hayat boyu söylüyorum. Bir yola girdiğinizde acaba burada karşıma neler çıkacak? Yani hangi kaç tane aboneye sahip olabilirim? İşte bu videoyu bugün kaç kişi izler? Ya da işte bu YouTube işlerinden kaç para kazanabilirim? Bunlara takılma abi. Belki hiç kazanmayacaksın. Hiç kazanmayacaksın ama senin videonu izleyen birisi sana belki iş teklifi yapacak. Bırak o sonucu daha sonra geliştikçe görebilirsin. Bu kadarcılık değil tamam aslında. Yarı kadarcılık, Yarı saçı şey ama mesela stij yapsın bir cümlesi var. Diyor ki noktaları geriye doğru birleştirebilirsin ama ileri de doğru olarak, ileri yönelik olarak göremezsin. Anlayamazsın. Onlar diyor kendilerinden birleşecekler. Dolayısıyla buna önem vermek gerekiyor arkadaşlar. Peki staj olanakları neler? Burada ben staj olanaklarında zorunlu stajın yanı sıra gönüllü çalışmalara önem vermenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Nelerden bahsediyorum? Arkadaşlar burada özellikle sivil toplum kuruluşları, sosyal sorumluluk, sosyal inovasyon YouTube ajansları, influencer marketing tarafları, Instagram boyutları bunlara önem vermenin daha değerli olduğunu düşünüyorum. Niye? İlk başlarda konuştuğumuz mevzu. Çünkü artık zaten herkes de aynısınız. Bütün üniversitelerin çevre mühendisliği mezunlarıyla aynı yerdesiniz. Hatta başka bir alana çalışacaksanız satış, pazarlama, tedarik zinciri vesaire oralarda milyonlarca rakibiniz var. İşletmeci de senin rakibin, endüstri mühendisliği senin rakibin, Pazarlamacı da senin rakibin. Uluslararası işgalde rakibin. Anladın mı? Yani hepsi de rakipsin. pazarlamacı olmaya çalıştığın anda. Dolayısıyla senin başka şeyler yapıyor olman lazım. Başka çalışmalara giriyor olman lazım. İşte bu da gönüllü çalışmalarla anlayabileceğim bir konu başlığı. Peki hocam ben burada bunları yaptım. Ne kazanacağım? Mezun olduktan sonra. Şöyle söyleyeyim. Eğer bu süreci gerçekten dolu dolu geçirirsen ilk 3 seneyi mesela zaten son seneye doğru sana pek çok yerden iş teklifi gelmeye başlayacaktır. Bu da muhtemelen asgari ücret seviyesinde olur. Yani bir yandan uzaktan çalışırsın bilgisayar üzerinden. Bir yandan asgari ücrete yakın bir maaş alırsın. Bu rakam mezun olduktan sonra muhtemelen asgari ücretin bir buçukla iki katı arası bir maaşa gelecektir. Peki hocam bu genellikle böyle midir? Maalesef arkadaşlar genellikle böyle değildir. Genellikle arkadaşlar biraz daha artırırlar kariyer yönetimi süreçlerini ve biraz daha farklı yerlere işte sosyalleşme vesaire odaklı olurlar. Bu nedenle de mezuniyetten sonraya kaldığı için süreç az ücret işaretine girilir ve sonraki süreçte bu rakam artırmaya çalışılır. Burada maaştan daha sıkıntı olan şey ise ikinci konu başlığında, ikinci durumda. Arkadaşlar mezun olduktan sonra bir şeyleri düşünmeye başlamak mental yıpranmayı beraberine getecektir. Yani siz 22-23'ten sonra ben nereye aydım, şimdi ne iş yapmalıyım düşünürseniz çok uzun süre alır. Oysa ki şu anda 18-19-20'lerde zihin daha berrakken, üzerinizde çok ciddi bir sorumluluk yokken, ki inşallah yoktur, bu sorumluluklar yokken hayatınız daha kolay, karar almanız daha kolay olacaktır. Bu nedenle şimdiden başlayın ki hem çalışmalara hem düşünmeye, ilerleyen yıllara dair kendinize çok güzel bir yatırım yapmış olun diye bitirmiş olayım. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde merak ettiğiniz kısımlar varsa, es geçtiğimiz kısımlar varsa bize yorum olarak iletebilirsiniz. Bu videodan beslenmenizi düşünüyorsanız, bu video size bir şarkı attıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bir destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.